İstanbul, Kayseri, Mersin ve gidebildikleri her adresten muhalefet partisi liderleri, vekilleri ekonominin nabzı için sokakta. Kemal Kılıçdaroğlu kağıt toplayıcılarının derdini dinledi. Onların yanından iktidara vergi cennetlerine götürülen paralardan ve hırsızlık iddiaları üzerinden ağır eleştiriler yaptı. Vatandaşın ekonomiyle sınavı da çarşı pazarı dolaşan siyasetçilerle gündeme taşındı. Mesela diyor ki çekçekçi vergi versin. Şimdi bir tarım işçisi nasıl devlete vergi verebilir ki? Bizim bir şirketimiz yok, bir kamu kuruluşumuz yok. Allah aşkına bunlar vergi alacak başka adam bulamadılar mı yok, ya? Sülü, ya bu kadar balı götüren, milyarlarını yurt dışına götüren sıfır vergi veriyor. Yani bula bula sizi mi buldular ya vergi için? Ya akıl alacak şey değil ya. Bugüne kadar biz böyle bir yokluk görmedik, böyle bir ticaret görmedik. Hala perişan oluyoruz. Ben alıyorum 1500 lira, öbür tarafa 60 lira. Bu nasıl transfer oluyor? Muhalefet liderleriyle kurmayla tam kadro Türkiye'nin dört bir yanında sokakta. Ekonominin halkın nabzını yerinde yüz yüze tutuyor. Mahalle muhtarında da şöyle bir bilgi verilmiş. Hırsızlıktan dolayı bu uygulamayı yapıyoruz demiş. Beni konuşturmasınlar. Hırsız diyorlarsa baksınlar etrafında bir sürü hırsız var bunların ya. Evet. Başka hırsız mı bulamadılar ya? Alın teri döküp çöpten kağıt topluyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilerle bir araya geldi. Taleplerine kulak verdi. Yok geçinemiyoruz. Yemin ederim ki bu ülkede yaşamak stresli. Öğrenciyim ama yemin ederim ki geleceğimden şüphe duyuyorum. Deva Partisi lideri Ali Babacan da sosyal medyadan koruma ordularından ve konvoylarından vatandaşın sesini duyamayan Sayın Erdoğan'a kolaylık olsun diye sadece 40 saniyelik bir derleme hazırladık. Vatandaşın gerçek sesini, gerçek sözünü izleyelim notuyla bir paylaşım yaptı. Sadece ben insanca yaşamak istiyorum. Biz bittik. Biz yerlerde geziyoruz. CHP kurmaylarından Engin Altay İstanbul'da, Ali Öztunç da Mersin'deydi. Yoksulluk sınırı 9200 küsur olmuş. Evet. Açlık sınırı 5000 küsur olmuş. Asgari ücret 2825. Yani yoksulluk açlığın da şansında maaş olmuş. Asgari ücret değil, sefalet ücret. Asgari ücretle kira mı ödeyecek? Çocuğun okul masrafını mı karşılayacak? Hiçbir şey karşılayamayacak. Yeter yani, yeter. Vatandaş en çok pahalılıktan dert yandı. Bir mercimeğin 18 lira olduğu ülkede orta halli insan ne yapar? Sözün bittiği yerdeyiz ben. Doğru. Bunun eti var, tüpü var, yağı var. İki kişilik yemeği 50 lira. 4 kişi olan ne yapar? Bunlar fiyatını söylerken sessizce söylüyor. Önceden pazarda bağırılırdı, söylenirdi. Esnaf rahatça söylerdi. Ekonomi, vatandaşı da, siyaseti de konuşturuyor.